Değerli arkadaşlar, tekrar merhabalar, iyi hafta sonları diliyorum bir kez daha. Evet değerli dostlar, bu haftanın son analizi olarak Dolar-TL'nin önümüzdeki hafta ve önümüzdeki kısa süreç içerisinde günlük ve de saatlik detaylarını dikkate almak suretiyle kısa vadeli bir analizle bu haftayı tamamlayacağız. Değerli arkadaşlar, analiz detaylarına geçmeden önce bir iki kelam etmek istiyorum izniniz olursa. Yüksek müsaadelerinizle, çünkü maalesef ve maalesef ki benim anlattıklarımı ve konuştuğum Türkçeyi bir türlü anlamakta ve algılamakta zorluk çeken belli bir güruh var. Büyük bir çoğunluğu tenzih ediyorum siz değerli dostlarımı arkadaşlar, ama maalesef ve maalesef ki ne demek istediğimi anlamaktan aciz öyle bir enteresan bir topluluk var ki bunlar yeri geldikçe beni yermeye ve taciz etmeye bir şekilde an içmiş gibiler. Sevgili dostlar, ben bu sabah aktarmış olduğum analizimde aynen şu ifadeleri kullandım. Dedim ki sadece ve sadece yükseleceği noktasında plan yaparak, aksi ihtimalleri dikkate almaksızın eğer piyasayı izlerseniz yanılabilirsiniz. Yüksek seviyelerden maliyeti olan arkadaşlar için dedim ki, eğer ki vaktiniz bol, sabrınız var ise uzun vadeli düşünüyorsanız, bunun da uzun vadeli grafiklerini ortaya koymak suretiyle dolarda, euroda ve altında son 20 yılın ve son 10 yılın tüm istatistiklerini sizlere sunmak suretiyle uzun vadeli yatırımcının bu enstrümanlarda kaybetmesi neredeyse imkansızdır dedim. Ama şu ifadeyi de kullandım. Tek yönden bakmayınız. Anlık gelişmeler şu veya bu sebeple bir geri çekilme olabilir. Bu tarz bir duruma karşı hazırlıklı mısınız? Ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Sadece ve sadece yükselecek umutlarıyla hareket ederken bir anda şu veya bu bir sebepten ötürü 5.70, örneğin 5.70'lere doğru bir geri çekilme olduğu anda ne tür bir tedbir alabileceğinize dair elinizde bir B planınız bulunuyor mu dedim. Ancak benim bu sözlerim direkt şöyle anlaşıldı. Dolar 5.70'e gerileyecek. Dolar asla çıkmayacak. Aman ha dolar almayasınız. Arkadaşlar, bundan daha açık bir Türkçeyi nasıl kullanabilirim gerçekten bilmiyorum. Sadece ve sadece anlatmak istediğim şu. Arkadaşlar diyorum, lütfen ama lütfen tek yönlü düşünmeyiniz. Piyasalarda hiçbir zaman için 2 çarpı 2 4 etmez. Ve asla piyasalar sizin gördüğünüz gerçeklere uyumlu hareket etmek durumunda değildir. Dolar 7 seviyelerinden 6 seviyelerinin de aşağısını gördükten sonra 5'lere doğru geri çekilirken kaç kişi bu kadar önemli bir geri çekilmenin olabileceğini düşünüyordu? Ve çok insan doları 6 seviyesinin üzerinde, hatta 7 yakınlarında almış iken dolarla ilgili yorum yapan insanları sadece ve sadece şu amaçla takip ediyorlardı. Acaba tekrar dolar çıkar mı, zararlarımdan kurtulabilir miyim diye. Ve değerli dostlar, o analizimde, atıfta bulunmuş olduğum analizimde bir de şu hususa dikkat çektim. Dedim ki 6.20'ler, 6.25'ler doların ani bir atak yaptığı seçim sonuçlarının iptalini mütakip bir şekilde gelişen atakta aman ha aman yüksek seviyelerden dolar almayın. Dolar yeniden altı seviyelerine doğru bir geri çekilme ve bir dengelenme süreci yaşayabilir. Hatta 5.96 aralığını dahi tekrar görebilir. Hiçbir şekilde anlık bir haberin etkisiyle adım atılmaz. Muhakkak bir dengelenme süreci yaşanmalıdır şeklinde geçmiş analizlerimin ve son dönemlerdeki uyarılarımdan bahsettim. Ve dedim ki yüksek seviyelerdeyken doların yükselişi daha yeni başladı. Dolar yanıyor, dolar uçuyor vesaire vesaire. Manşetler atan insanlara lütfen ama lütfen sorunuz. Arkadaş, sizin amacınız nedir? Yani bir ürünü mü pazarlıyorsunuz ki ani bir atak sonrasında oluşan yüksek seviyelerden bizleri bir saniye bile beklemeden dolar alın şeklinde teşvik ediyorsunuz? Amacınız yatırımcıyı korumak mıdır? Yoksa yukarı seviyelerden kaçıyor uçuyor şeklindeki yorumlarla, yok mu daha artıran dedirtecek şekildeki manşetlerle dolar alımına teşvik mi ediyorsunuz? Evet, doların yükseleceğini bilmeyen kalmadı. Dünkü bugün sabah vermiş olduğum analizimde tekrar ifade ediyorum. Son yılların tamamına yönelik bir istatistikle koydum ve dedim ki dolar ve euro yatırımcısı uzun vadede ve hatta orta vadede kaybetmez. Ama önemli olan 6.30'lardan 6.40'lardan veya daha yukarı seviyelerden
uçuyor kaçıyor mantığıyla sadece ve sadece tek bir noktaya odaklanmak suretiyle yapılan yorumlarla insanlara yararlı olmuyorsunuz. Ve o insanlara bugün nasihat vermek durumunda kalıyorsunuz ki o insanların nasihat dinlemeye değil, uygun seviyelerden alım yaparak kazanmaya ihtiyaçları var. Bu sebeple alım yapıyorlar. Ve arkadaşlar, benim bu açıklamalarımı maalesef ve maalesef ki sanki insanlara dolar noktasından kaçın, elinizde varsa da satın, uzaklaşın, dolar 5 olacak, 4 olacakmışçasına yorum yapmışım gibi çok farklı bir şekilde algılayıp da açıkçası hakaret ve galiz küfürlerde bulunmaktan imtina etmeyecek kadar şeref ve haysiyet yoksunu insanlar bulunuyor. Lütfen anlattıklarımı doğru anlamaya çalışınız ve o insanlar, o tarz yorum yapan insanların hiçbirisini tanımam, hiçbirisiyle şahsi bir münasebetim veyahut da bir hesabım olamaz. Sadece ve sadece şu sorunun cevabını istiyorum arkadaşlar. Doların 6.25'lere, 6.30'lara ulaştığı anlarda bu şekilde atmış olduğunuz başlıklar insanları teşvik eder mi, etmez mi? O başlıkları gören, bilen bilmeyen insanların bir şekilde koştura koştura bankadan veya şuradan buradan yaptıkları alımlar sonrasında bugün altı seviyelerine gerilemiş olan dolar TL karşısındaki zararlarıyla gece uyku uyuyamadıklarını hiç mi hesap etmiyorsunuz? Elbette ki yükselecek, bunu ben de biliyorum. Ama şu çok önemli bir gerçektir. Piyasaların hiç değişmez bir kuralı vardır. Piyasaların ne yaptığı önemli değildir. Herhangi bir enstrümanın hangi seviyeye indiği veya çıktığı önemli değildir. Yatırımcının ne yaptığı veya ne yapabildiği önemlidir. Nokta diyorum arkadaşlar bu noktada. Evet değerli arkadaşlar, gelelim dolar TL ile ilgili analizimize. Şimdi arkadaşlar, uzun vadeli olarak, orta vadeli olarak hangi kritik seviyelere dikkat edilmesi gerektiğini az önce atıfta bulunduğum analizimde vurguladım. Bunu videonun sonuna bir ekleyeceğim. Tekrardan inceleme veyahut da kaçıranlar için izleme imkanı olacaktır. Değerli dostlar, dolar TL için bu haftanın pivot seviyesi 6.05'tir ve 6.05 seviyesinin çok az bir miktar üzerinde bir kapanış ile hafta tamamlandı. Bu hafta eğer ki 6.05 üzerinde kalınabilir ise takip edilmesi gereken ilk önemli direnç noktamız 6.14 olup 6.14 seviyesine yaklaşımlarda dikkatli olunmalı. Şayet 6.14 seviyesi aşılacak ve destek konumuna getirilecek olur ise bu durumda 6.22 seviyesine doğru, 6.23 seviyesine doğru bir yukarı atağın olabileceğini hesaba katmak gerekebilecektir. Tabii ki 6.22-23 direncinin aşılması durumunda ise bu kez 6.31 seviyesini yakından izlemek gerekecektir. Aksi senaryoda ise 6.05'in aşağısına geri dönülür. Hafta boyunca 6.05 seviyesi bir direnç olarak algılanır ise bu durumda 5.96-5.98 olarak tanımlanacak olan destek bölgesine dikkat etmeliyiz. Zira biliyorsunuz 5.98 seviyesi önemli bir destek konumunda, yakın zamana kadar önemli bir direnç konumundaydı. Şu anda destek olarak takip ediyoruz. Geri çekilmelerde 5.98 seviyesi önemli bir destek olarak çalışıyor şu an itibariyle. Şayet 5.98 kırılacak olur ise bu durumda 5.88 seviyesi önem kazanacaktır. Sevgili arkadaşlar, 5.88 seviyesini ve 6.14 seviyesini bir köşeye not etmenizde yarar olduğu kanaatindeyim. Birazdan diğer bakış açılarıyla da sizlere göstereceğim grafiklerde bu seviyeler ön plana çıkacaktır. Yine arkadaşlar, bir haftalık grafik içerisindeyiz ve bu haftalık grafiğimiz itibariyle şurada görmekte olduğunuz seviye arkadaşlar şu nokta 5.98 seviyesinin, pardon, %38.2, evet 5.92 seviyesini temsil etmekte. Bunun anlamı şudur değerli dostlar, şayet 5.98 seviyesindeki destek bölgemiz kırılır ise, düne kadar direnç olan, şu an itibariyle destek konumunda olan bu seviye kırılacak olur ise 5.92 seviyesine dikkat etmemiz gerekiyor. Bu seviyeye kadar bir geri çekilme olabilir, bu seviyeden bir geri dönüş de olabilir ama bu seviyenin kırılıp kırılmayacağını yakından izlemek gerekiyor. Sevgili dostlar, 5.92 seviyesinin üzerinde kaldıkça takip edilmesi gereken direnç noktamız, yakın zamanda test ettiğimiz ama aşamadığımız şuradaki 6.17 seviyesidir. Yani şu noktadır. 6.17'nin üzerine çıkıldı biliyorsunuz. 6.25'lere yaklaşımlardan sonra bir geri dönüş oldu. O halde 5.92'nin aşağısına gelmedikçe orta kısa vade adına 6.17 seviyesinin tekrar zorlanabileceğini ve bugün
sabah vermiş olduğum analizimde özellikle vurgulamış olduğum gibi 6.20-6.23 direnç bölgesi çok güçlü bir direnç olarak ifade edilemez. Dolayısıyla bu direncin biraz daha hızlı ve sert bir şekilde geçilmek suretiyle 6.40'lara ulaşma ihtimali daha yoğun olacaktır. Şayet 5.92 üzerinde kalıyorsak orta kısa vade adına. Değerli arkadaşlar, bu grafiğimizden de ayrılmak suretiyle bir başka grafiğimize geçiyorum. Artık günlük grafiklere dönüş yapabiliriz. Günlük grafiğimiz itibariyle arkadaşlar görmekte olduğunuz gibi 5.98 seviyesi destek olarak çalışıyor son günler itibariyle. Ancak 6.14 seviyesini az önce bir köşeye yazmakta fayda var demiştim. 6.14 seviyesinin üzerine sıçramalar yaşıyoruz ama maalesef ki bu seviyeden tekrardan geri dönüşler olmakta ve 5.98 seviyesi destek konumunu ön plana çıkarmakta. O halde 6.14 seviyesi aşılmadan 6.20-22 seviyesi ve sonrasında 6.40 seviyesine ulaşmamız oldukça güç olacaktır teknik kriterler itibariyle. Arkadaşlar bu grafiğimiz diyor ki eğer 5.98 seviyesi kırılacak olur ise şu noktaya kadar bir geri çekilme riski oluşacaktır. Bu nokta ise 5.85 seviyesini ifade ediyor. Yani arkadaşlar sürekli vurguladığım 5.84 ile 5.88 ki biraz önce not alınmasında fayda var demiş olduğum bir seviyeydi. 5.84-5.88 aralığı ki 84 seviyesi şu anda 85-86 bölgesine yükselmiş durumda. Bu noktaya dikkat etmek gerekiyor. O halde 5.92 önemli bir kritik destek konumunda, bu seviyenin aşağısında 5.85-5.88 bölgesinin de gündeme gelebileceği ihtimaller arasında değerlendirilmelidir diyebiliyoruz. Gelelim arkadaşlar yine bir günlük grafiğimiz ve sizlere hassas çizimlerimi yansıtmış olduğum ve görmeye alışkın olduğunuz bir grafiktir bu. Arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz sarı destek hattımız son derece önemli bir destek hattı konumunda. Son günlerde sürekli olarak bu destek hattımızı test ediyoruz ancak bunun aşağısına gelmiyoruz. Şu anda arkadaşlar yükselen bir trend içerisinde olduğumuz için, kısa orta vade adına böyle bir trendin varlığı söz konusu olduğu için bu trendimiz düne kadar 5.99-6 seviyelerinde idi ancak son an itibariyle 6.02 seviyesine yükselmiştir. O halde an itibariyle 6.02 seviyesini kısa vade adına çok ama çok yakından takip etmemiz gerekiyor. 6.02'nin aşağısına gelindikçe 5.98 desteğinin tehdit altında olduğunu, bu desteğin kırılması durumunda az önce belirtmiş olduğum seviyelere doğru kademeli geri çekilme riskinin oluşabileceğini dikkate almak gerekiyor. Ama 6.02'nin üzerinde kaldıkça 6.14 seviyesine öncelikli olarak atakların olabileceğini dikkate almamız gerekecektir. Arkadaşlar sarı kesik çizgilerimizin tanımlamış olduğu seviyemiz ise şu an 6.13 seviyesine yükselmiş. Zira 6.14, 6.15, 6.13 bu bölgeler 6.13, 6.15 aralığı şu an önemli bir direnç konumunda. Bu direncimiz ise 1-2 gün öncesine kadar 6.11'ler, 6.12'ler civarındaydı. Bu direnç bölgemizin de yükseldiğini görüyoruz. O halde yukarı ataklarda 6.13-15 aralığına yönelik tepkilerin oluşma ihtimali vardır ama hangi koşulda? 6.02'nin aşağısına gelmemek koşuluyla. Bu seviyeye olan yaklaşımlarda net ve direkt tepkilerin oluşması koşuluyla. Bir de arkadaşlar 20 günlük bir hareketli ortalamamız vardı. Bu da 5.98 seviyesine tekabül etmekte. Zira bu seviyenin önemini zaten biliyorsunuz. Arkadaşlar 6.02 ve 5.98 bölgesinin kırılması durumunda şurada görmekte olduğunuz yeşil kesik çizgilerimiz 5.94 seviyesini yansıtmakta. Zira 5.92'ye yaklaşımların önemli olabileceğini, tepki oluşabileceğini ve eğer ki bu seviye kırılacak olursa 88-85 bölgesinin gündeme gelebileceğini, bu açıdan 92-94 aralığının tepki oluyor mu olmuyor mu olası 5.98'in kırılması durumunda yakından takip edilmesi gerektiğini bir kere daha ifade etmiş olayım. Şuradaki arkadaşlar beyaz hattımız ise son derece önemli bir destek bölgesini ifade etmekte. Bu da 5.86'yı 5.87'yi göstermekte. Yani ifade etmiş olduğum gibi 85-88 bölgesinin önemi burada da ortaya çıkıyor. Ve arkadaşlar en kritik olarak değerlendirebileceğimiz destek noktamız orta vade adına yakından izlememiz gereken veya çok sert dalgalanmaların oluşabilme ihtimali
hususunda 5.70 seviyesi gördüğünüz gibi bir destek hattı olarak şurada kendisini hissettirmekte. Evet değerli arkadaşlar, gelelim 60 dakikalık grafiklerimizin ne dediği hususuna. 60 dakikalık grafikleri sizlere en son aktarmış olduğum analizimde şuradaki üçgenin uçlarının birbirleriyle birbirlerini yakalamadığını görüyorduk ve ama daralan bir üçgen olduğu için de bir kırılımın olabileceğini, bu sıkışmadan kurtulma ihtimalinin mevcut olduğunu ifade etmiştik ve şu seviyelerde arkadaşlar 6.04 seviyesinin üzerine çıkılması durumunda daralan üçgenin dışına çıkmak eğilimi içerisinde olabilecek bir tablonun olabileceğini ve 6.09-6.10 seviyelerine doğru bir hareketlilik oluşabileceğini vurgulamıştım. En son dolar analizimde hafta içerisinde zannediyorum perşembe gecesi olması lazım ve bu atak yaşandıktan sonra makul bir geri çekilme yaşanıyor ve arkadaşlar görmekte olduğunuz gibi şuradaki alçalan 60 dakikalık alçalan trendin alt noktası veya destek noktası 6.02 seviyesinde. O halde arkadaşlar 6.02 seviyesinin destek özelliğini bir kere daha bu 60 dakikalık grafiğimizde de test etmiş durumdayız. 6.02 üzerinde kalınmalı ki dolar TL'deki aşağı yönlü eğilimden ziyade tepki arzusunun ön planda olduğunu düşünebilelim. Evet değerli arkadaşlar, bir de dolar TL'nin şu an itibariyle haftalık, günlük ve de diğer periyotlar itibariyle güç olarak hangi konumda olduğunu, istek olarak hangi konumda olduğunu tespit etmeye çalışalım. Sevgili arkadaşlar, kendi adımla tanımlamış olduğum özel bir formülüm, özel bir indikatörüm bulunuyor. Bu indikatör herhangi bir enstrümanın gücünü ölçen bir indikatördür. Ve diyor ki haftalık kriterler, haftalık periyot itibariyle şu an dolar TL'de bir yatay seyir oluşmuş. Yukarı eğilimden aşağı doğru bir dönüş ki kritik bir direnç noktasından dönüş olmuş. Şuralarda da görmekte olduğunuz gibi arkadaşlar şu kırmızı hat önemli bir direnç noktasıdır. Ve bu direnç noktasına yaklaşımlarda satış gelme olasılığı yüksektir. Ben de sizlere 6.20'ler seviyesinde 6.20-23'ler seviyesine yaklaşırken işte bu kriterleri dikkate almak suretiyle ve diğer teknik kriterlerin desteklemesiyle bu seviyelere aman ha aman dikkat, asla alım yapılmamalı demek durumunda kalmıştım bu referanslar nedeniyle. Yine arkadaşlar benzer bir durum ile karşı karşıyayız ve şu anda haftalık güç göstergem yatay konumda, ne aşağı yöne ağırlık veriyor ne yukarı yöne ağırlık veriyor. Bunu şöyle okuyabiliriz: bu seviyelerde, bu civarlarda bir süre dalgalanma eğilimi olabilir. Özellikle bayram sürecine yaklaştığımız, önümüzde bir bayram tatilinin olduğu süreçteki işlem hacminin daha da gerileyebileceği gibi ihtimallerin mevcut olduğu ve seçim takviminin veya seçim İstanbul seçimleriyle ilgili çeşitli olasılıkların fiyatlanma sürecinin bayramdan sonraya kalabileceği ve S-400'lerle alakalı olan mevzularında Temmuz ayının gündeme gelmesiyle birlikte veya yaklaşmasıyla birlikte biraz daha o tarihlerde ön plana çıkabileceğini, dolayısıyla içinde bulunduğumuz 1-2 haftalık süre içerisinde yatay ve sakin bir seyrin gündemde olabileceğini bu göstergem ifade ediyor. Diğer taraftan arkadaşlar bu göstergenin haftalık olarak yansıtmış olduğu tablosu bu durumda ama ben arkadaşlar size buradan bu grafik üzerinden göstermem gerekiyordu. Çok affedersiniz. Aynı grafiği tekrar bulmam gerekecek. Evet. Günlük periyoda dönelim isterseniz arkadaşlar. Günlük periyot itibariyle ise net bir şekilde bir aşağı eğilimin olduğunu görüyoruz. Hatta hala günlük periyot itibariyle göstergem gördüğünüz gibi kritik noktadan dönüş vermiş ve aşağı eğilimini devam ettiriyor. Bu seviyede kritik bir noktadır arkadaşlar. Şayet bu 40 seviyesinin aşağı kırılması durumunda geri çekilme eğiliminin biraz daha hız kazanabileceğini dikkate alabiliriz. Ama bu seviyelerde dengelenme ve buradan geri dönüş ihtimali de bulunuyor. Bu açıdan bu noktayı dikkatle izlemek gerekiyor. Çünkü kritik bir noktada, ancak günlük grafikler bazında da dolar TL'deki güç kaybının devam ettiğini söyleyebilmek mümkündür. Gelelim arkadaşlar bir de 120 dakika itibariyle 2 saatlik görünüm neyi ifade ediyor? 2 saatlik görünüm itibariyle arkadaşlar şu seviyelere kadar bir geri çekilme olduktan sonra hafif bir yukarı eğilimin olduğunu ve şuradaki 50 referans noktasının da aşılabilmesi eğer söz konusu olabilirse, biraz önce bahsettiğim üzere 6.10, 6.12 belki 6.13, 14'ler seviyesine doğru bir atak söz konusu olabilir. Zira
mesela 6.05'ler civarındaki bir kapanış ardından bu seviyelere kadar bir atak yaşanması son derece normaldir. Şu anki görünüm 120 dakikalık grafikler itibariyle günlük bazda hala güç kaybının devam ettiğini ifade ederken 2 saatlik ölçek bazında, periyot bazında ise bir güçlenme eğiliminin olduğunu ifade etmekte. Zira 6.02 üzerinde kalınması da zaten bize bu durumu yansıtmakta. Bir de arkadaşlar pazartesi günü için hangi pivot değerlerine dikkat etmemiz gerektiğine bakalım. Pazartesi günü için arkadaşlar pivot seviyemiz 6.06. 6.06'ya çok yakın bir noktadan kapanış gerçekleşti. Şayet 6.06'nın üzerinde kalınır ise 6.08.50. Buranın aşılması ve geçilmesi durumunda 6.12 ve bildiğimiz 6.14-6.15 direnci, zira 6.12-6.15 aralığının önemli bir direnç bölgesi olduğu ve bu bölgelere yaklaşımlarda dikkatli olunması, kısa vadeli yatırımcılar adına tabii ki bunları söylüyoruz, dikkatli olunması gerektiğini ifade etmekte. Şayet 6.06'nın aşağısında kalınacak bir seyir hakim olur ise yine 6.02 karşımıza çıkıyor. Ardından 6 seviyesi ve 5.96-5.97 seviyesi pazartesi günü itibariyle günlük pivot verilerinin yansıtmış olduğu değerlerdir. Sevgili dostlar, evet, dolar TL ile ilgili olarak bu hafta için itibariyle şu an itibariyle söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Hafta içerisinde her gün akşam saatlerinde, eğer fırsat bulabilirsem gündüz saatlerinde de, özellikle öğleden sonra saatlerinde de önemli bir gelişme söz konusu olur ise yeniden analiz aktarmaya çalışacağım. Şimdilik sizlere hoşça kalınız diyorum. Çok iyi bir hafta, sağlık, mutluluk ve başarılar temennilerimle saygılarımı sunuyorum.